Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili video olacak. Ve batında birbirlerini gören kardeşlerimiz var. Zahirde de birbirlerini görüyorlar. Önce batında görüyorlar, sonra zahirde görüyorlar. Hocam şimdi bu konu çok önemlidir. Hz. Mehdi meselesidir. Şimdi bu öyle, benim kafamı karıştıran bir konudur. Özellikle diyelim ki, 10 sene önce hocam, 10 sene önce bir insan, bir insanı rüyada görüyor. Çünkü tanımamış. Bazı haller oluyor. 10 sene sonra o kişi onun karşısına çıkıyor. Ve bir yolculuk, bir arkadaşlık yapıyorlar. İşte bu nasıl bir ilimdir? Bu da batın ilmine giriyor herhalde. Tabii. Tabii hocam. Batın ilmin alt tabakasına. Bir de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı e, bir şekilde benzerini ya da kendisini ya da gençliğini ya da yaşlılığını bir şekilde rüyada gören kardeşlerimiz de var. Aa, şimdi bunlara dikkat edelim. Şimdi bu 10 yıl sonra görünen bir rüya. İşareti almış 10 yıl önce. Sonra da 10 yıl sonra aynı kişi görüyor. Bu alt tabaka bir rüyadır. Yani çok arada mesafe geçiyor. Eğer kişilerin ruhaniyet makamları daha da kuvveti olursa onlara daha da yakinen yakın tarihte görenleri de anlat. Yakinen tarihte. yakın olarak gösterilir. Yani kişiye bağlıdır. Kişinin ruhaniyet reybeline bağlıdır. Bazı ruhaniyetlerin reybeli yok. Bazı ruhaniyetlerin de reybeli var. Mesela yedi makamatta olan bir ruhaniyetin reybeli var. Güzel güzel rüyalar görüyor. Kendi makamını görüyor. Ona hizmet edenleri görüyor. Melekler var cennette. Rıdvan melekleri var misal. Kişi ruhaniyeti yedinci katadır. Kendisini bilir. Ve orada o, o Rıdvan melekleri ona ikramda bulunuyor. Bak ne güzel. Onun geleceği, hayatı ona gösterilmiştir. Makamı, makamı gösterilmiştir. Ne güzel. Ayna gibi. Evet. Bunu biz de biliyoruz. Biz de ondan haber almışız. Aynı makamda olduğunu, iyi bir insan olduğuna dair şu anda zahir hayatta da yaşıyor. Bakarak kendisi dünyada ve ruhaniyeti Yedinci makamata ve ruh rehberi de yedinci makamata olan onun makamını gösteriyor, makamatını. İşte bu da üstü rüyadır. Batın ilmine girer. O diğeri arada on sene geçer, altı sene geçer. Kişi on sene öncedeki gözük kişi on yıl sonra görür. O alt tabaka bir rüyadır. Birinci makamat. Yani yere, dünyaya ait birinci samovatın altındaki dünyaya aittir. Mesela bu kişinin ruhaniyeti karma karışıktır. Açılamıyor, batına giremiyor. Yani maneviyatı zayıf. Mesela bu. E şimdi bazı kişiler boyutları da ayrıdır. Yani boyutları, boyut ruhaniyetlerle alakalıdır. Birinin boyutu birinci basamak, birinci boyut, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve on iki, on iki atom ve on üçüncü dünyaya ait foton var herkes boyutunda boyut, boyutundaki milletiyledir. Yani geldiği geldiği yere aittir ve gideceği yere aittir. Boyutlar farklıdır. Mesela iki arkadaş var. Birisi altıncı boyutta, birisi üç boyutta. E şimdi aynı farklı kişiler farklı rüyalar görüyor. Ona üçüncü boyut, diğeri altıncı boyuta göre rüya görüyor. Boyutlar da rüyaları alakalıdır. Bir de deli kardeşim boyutların önemi vardır. E, Tabi ben geçmiş boyutum, geçmiş videolarımda da söylemiştim boyut farklıdır. Kimi var? Diyor ki saman yolunda sadece 13 boyut varmış. Kardeşim saman yolu sadece kaynata değil. Sadece kaynata saman yolu değil. Çok çeşitli galaksiler var. 99-100 boyut var. 101. boyut ki Allah'ın alay iliyesidir ve ona yakın arşı aladır. Bu, yüzüncü boyut, sessiz karanlık boyutudur. Son, yani bütün kainat etrafı sessiz karanlık boyutu sarmıştır. Orada sadece beş kişi var. Beş insanın ruhaniyeti var orada. Yani bunlar da üstün makamatı yani sessiz karanlık demek bu anlamdadır. Onları rahatsız edecek ruhaniyetler yok. Kendi aralarında ve öyle bir öyle bir boyuta var ki Allah ile yakın çok yakınlar. Allah'ın sevgisi onların üzerindedir ve o sessiz karanlık sadece bu beş ruhaniyetedir. E kardeşim bugün ruhaniyetler farklıdır ve geçmişleri ayrıdır, ruh babalar ayrıdır ve kişinin zahir babası, beden babası ayrıdır. Yani birbirimizi ayrılalım. Birisinin ruh babası başka boyuttur ama kendisi dünyadadır ve bedende insandır. Yani biz diyoruz ya ruhlar ölmez. Ruhlar ölmez. İyi ruhlar ölmez. Geçmişte iyi olan insanların ruhları semada yaşıyor. Her semada, her, her ruhun bir boyutu var kendi yaptığı amele göredir. Ve yaşıyor. Yalnız değerli kardeşlerim kimi değil, arkadaşlarımız da vardı. Zahir ilimlere gidiyorlar. Kadim tarih bilgilere göre, göre konuşuyorlar. Yani filan yerde biz varız. Filan yerde öyle olacak, böyle olacak. Değişik değişik konular hakkında kendi açılarına göre yorum yapıyorlar. Ben onların yorumlarına karşı değilim. Ama bir nevi yani yanlış yapıyorlar. Yani o bizdendir, bu bizdendir, o orada budur, o bizde gelecek. Böyle zahir kitaplarla okuyup ve her şeyi kendilerini zannedenler, her şey onlara ait olduğuna dair ve açıklama yapanlar yani biraz daha iyi düşünsünler. Kadime bağlı bilgiler saptırıldı. Birisi diyor ki en kadim biziz. Birisi diyor ki o düşen melekler biziz. Birisi diyor ki Zülkaynen bizim atamızdır birisi diyor ki yani her şey biziz. Bütün insanlar eliyle yazılan bu zahir ilimler bitti. Yeni bir devir geliyor. Altın çak devri geliyor. Allah'ın emriyle. Yani kardeşim Zülkarneyn sen ne zannediyorsun? Zülkarneyn'i insan mı diyorsun sen? Zülkarneyn insan değil. Yüce Allah'ın emrinde olan iyi bir ruhaniyettir. Kesinlikle Zülkarneyn bizdendir. Filan yerdedir. Bilmem düşen melekler biziz. Biz böyleyiz, biz kudretliyiz. Evet hocam, bilmem sirozlar bize ait, bilmem hukuk bize ait. Evet. Ya kardeşim bu kadim bilgilerle kafanızı şaşırtmayın. Zaten sizin kafanız şok olmuş. Kendinize dönün. Evet en hocam. büyük alim Allah'tır. Evet hocam yine düktürdünüz maşallah. Ya ne diyeyim zahir ilimlerle girmişse herkese kafasını karıştırıyorlar. Hadi bakalım şu ana kadar insanlık insanlık ölmüş ya insanlık diye bir şey kalmamış dünyada. Bak bizim çok zeki bir takipçimiz ne yazmış hocam? Hı. Çok zeki. Hı. Çok zeki ya. Yani IQ seviyesi yüksektir adını vermeyeceğim. O kendini zaten biliyor yorumunu izlerse bilir. Oradan gelecek olsa olsa tecal olur. Hani burada. Hı hı. Yani çok güzel canım benim. Ya benim. Vallahi iledir ya. Allah herkes kendini bir şey soydu, soymuş. Tecrar gelse gidiyor diğer gelir. Bir gelmez diyor. ha öyle mi? Evet Evet. E tabi o da onun fikridir. Güzel söylemiş. Olabilir. Kendisine göre güzeldir. Evet, ben de arkadaşıma ne diyeyim? Hocam peki niye kimse kendini tecal demiyor? Mesela diyelim ki diyor ben Mehdi'yim. Bir adam çanta yok ben tecal hadi ya Allah. Ya o vallahi, da olmaz değil mi hocam? Arkadaşım. O da olmaz o da olmaz. Bize ticallim, şimdi bize tecal onda bir şeyi var. Şimdi bak arka, o arkadaşımız Diyarbakır'da tecal çıkacak diye diyor değil mi? Ee, zaten o sadece demiyor. Onun gibi çok yanlış konuşanlar var. Hocam peygamaya şehrine bile denir mi? Ya sen şimdi eski modaya eski geçmişe gitme. Şimdi insanların hepsi... Yüzde yüz teccaliyet nefsi işlerinde var. Tahammül edemiyorlar, kabullenemiyorlar. Mesele bu. Hadi bakalım. Bugün kime sorsan diyecek ben ben iyiyim. Bu dil, ha? Bu dil var ya bu dil. Bu dil kendi haksız yapmaz ha. Dilin kemiği yok. Ama her zaman taş başlarına yağdıysa o zaman kendileri iman getirecekler ya Lut kavmine öyle bir bela gelecekti ki Lut eşiyle beraber kaçarlarken eşi dedi ki ben eve gideyim bohçamı alayım geleyim. İnanmadı ha. İnanmadı. Ya Lut dedi ki gitme bak şimdi taş yakacak. Bu köy yıkılacak. Deprem olacak. Yok yok diyor ben gideceğim. İnanmadı ha. Gitti eve bohçasını almaya giderken köyün içinde o da gökte gelen o taşların, taşlar ve o o o semada o taş alev aldı. O o, o araba alev aldılar ve köye vurdu ve alta da bir deprem. Sonra dedi Nuhut dedi ya benim eşim de niye gitti? Melek de ne dedi biliyorsun? Dedi senin eşin de kalpte de, kalbinde onları seviyordu. Ya işte budur. Şimdi tecaliyeti kendi kalbinde sevdirenler her yeri tecaliyet gözüyle bakıyorlar. Onlar ruh hallerini bilmezler ki. Ben bu, bu kardeşime bu yolu tavsiye ediyorum. Hele bir otursun. Hele bir istihale yapsın. Ya Rabbim Diyarbakır halkı nasıldır? Tecelliyet midir? yoksa iyi insanlar mıdır? Yani şimdi öyle duyumlar mı gidiyor. O duyumlar var. ruhaniyeti güzelse duyumlar da olmaz. Zanlar da olmaz. Uçuruma gireriz biz. Evet her yani neyse Allah razı olsun. Allah ondan o, hepimizi hidayet etsin. Evet başka bir şey var mı Çetin? Hani olabilir böyle şeyler. Evet. Hani evet. Geçmişten insan gelecekteki evet. insanı görebilir. Ya tabii ne demek. 10 yıl önce değil, 30, 30 sene sonraki de Hocam ben de bunu anlatayım, bir hikayemi He. He. Şimdi ben de dayını evlenince bir bebek gördüm, erkek. Evet. Gördüm, gerçekten de hemen hemen ona benzer bir bebekti erkek yani. Ondan bir sene önce gördüm. Tabii ki insanlar kendi çocuklarını da görebiliyor. İleriki ya dedelerinin de geçmişini görebilir mi dede? Geçmiş dedelerini. Onlar da olabilir. Allah'ın ismi öyle güzeldi ki her şey olabilir yani. Her şey rüyada gösterir yani Allah Teala. Hocam bu bu soyu da var. Şimdi rüyada herkes farklı farklı mehdiler görüyor. Bu da bilinçaltı olabilir mi? Şimdi biliyor musun? Ben içimde bir mehdi yaşattım. Mesela diyelim. Kimseye demeyelim. Ben düşündüğüm kişiyi mehdi zannettim. Ve o kişilerin yanındayım. Evet. Öyle olabilir. Benim tefekkürüme bilinç altına girmiştir. E, hiç görmediği bir insanı gösermezse daha önce hiç görmemiş. O bir yanıt var rüyalar olabilir. Yani meydi gelecek. O hangi meydidir? Mesela bilgesinde mi gelecek yoksa gerçek meydi midir gelecek? Eğer ki kişi bunu anlamak isterse mesela diyelim ki plan plan falan 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 yerde meydinden söz ediliyor. Oradan buradan kişi oradadır. Orada bilinçaltına koymuş, tefekkürüne koymuş. Ruhaniyetine işlemiş. E, kişi bilinçaltına görür ya görebilir. Bu mesela diyelim ki hiç kimseyi görmemiş. Diyelim ki bir genç kardeşimiz bir rüyada Hazreti Mehdi gördü. Ama daha gördüğü bir insan değil. Yani gördüğü bir insan değil. Daha önce hiç görmediği bir insan. Sonradan da karşısına çıkarsa aynı kişi. O, o hakikat rüyadır Tabii. Ya da çünkü, hayırlı bir insandır. Çünkü bir insan bir yerde mediden söz ettiği er zaman o devamlı o o cumatadır. Gidiş gelişle aynı kelime içinde, o aynı cumat içinde her yerde nerede olursa olsun bilinç altında kaydediliyor. Peki peki Hazreti Mehdi bir peygamber gibi evet. bazıları bazıları diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Aleyhisselam'a biz bakıyoruz. Meryem Aleyhisselam da diyoruz. Meryem Aleyhisselam da kimisi diyor peygamberdir, kimi diyor peygamberdir. Aleyhisselam demek saygı anlamına geliyor herhalde değil mi? Ya diyor ki onun üzerine selamet olsun. Nedir yani bu selamet kelime? Yok. Peygamber anlamına gelmiyor. Yani onun üzerine selamet olsun. Evet. Bu nedir? Hazret de sayın demek yani saygı değer Hazret yani saygı değer, saygı. Evet. Saygı vermek. Saygı. Bu nedir? Saygı. Ya biz var ya zamanda ses geldiyse kafalar şok olacak. Hocam peki ses gelmezse ya da ses başka bir şeyse anlamadığımız bir şeyse ne olacak? Ya niye yerin altında ses geliyor? Mesela diyorum ki gelmezse ne olacak? Ya bak hele bir araştırma yapsın. Yerin altında çok ses geldi ya. Ben diyorum ki Demanda öyle Ses gelmez. Muhammed Bey'den gösterilmiştir. Farklı düşünelim ne diyor. Yok yok farklı düşünme. Ya farklı düşünenler vardı. <laughs> Ama biz de kesin olarak görüntüleme gelmiştir. Gösterilmiştir ve söylenmiştir. Allah'ın emridir. Ses gelmedikten sonra yani kimse Muhammed Bey'in kim olduğunu bilemez. Evet. Ya, mesele bu. Hadi hocam, Allah razı Evet arkadaşlar, kanalıma destek olmak için yeni kardeşlerimiz, abone olan kardeşlerimiz, eğer olmuşsa o da o da binde bir olabilir. O da bir bildirimi açabilirse daha iyi olur. Hani videodan haberdar olsun diye. Teşekkürler arkadaşlar.